merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Ben çünkü Samsun'dayım. Samsun'a geldim. Annemle biraz vakit geçirmek, onunla ilgilenmek, birlikte olmak için. Annem benim 86 yaşında, kız kardeşimle kalıyor. Ben de 3 haftadır buradayım. Samsun'un yöresel birkaç yemek tarifini veriyor olacağım. Bugün Samsun Çarşamba yöresine ait tirit tarifi vereceğim size. Tirit aslında ördek veya kaz etinden olurmuş. Fakat tavuk etinden de yapılıyor çoğunlukla. Biz de bugün tavuk eti kullanacağız. Samsun Çarşamba yöresine ait tirit nasıl yapılır onu anlatacağım. Bakın biz böyle yaptık. Servis yapması kolay, hem de böyle yemesi daha güzel. Görsel açıdan, lezzet açısından da harika oluyor arkadaşlar. Şimdi yapımına geçelim. Biz yarım tavuk kullandık bunda. Büyük bir yarım tavuk ama. Yani yaklaşık 1,5-2 kilo kadar vardı. Yarısı, tavuğun yarısı 2 kilo kadar vardı. Biz onu kullandık. Öncelikle bulgur pilavını yaptık. Tavuğu önce bir haşladık. İkiye böldük kalça kısmından. Düdüklüye koyduk 5-6 bardak suyla, soğuk suyla. Güzelce haşladık. Yağını dışarıya verdi. Bu arada bulgurla yaptık. Biz pirinç çok ağır oluyor. Yani pirinçle de yapıyorlar ama çok ağır oluyor pirinç, yufka, tavuk böyle bir araya gelince. Onun için biz bulgur kullanıyoruz genellikle. Bakın böyle haşladık. Ya yani az suyla haşlıyoruz ki yufkaları da bu suyla ıslatacağız yağ kullanmadan. Yağ da kullananlar oluyor arkadaşlar ama yağ kullandığınız zaman çok ağır oluyor gerçekten. Şimdi bulgurumuzu 2 kaşık tereyağıyla biraz kavurduk. Güzelce yarım saat soğuk suda beklettikten sonra. Bir 5 dakika kavurduk. Şimdi kaynamakta olan tavuk suyundan alıp 2 bardak ilave ettik. 2 bardak da normal sıcak su ilave ettik. Çünkü geri kalan tavuk suyuyla yufkalarımızı ıslatacağız. Bulgur pilavımızı pişirmeye bıraktık. Üzerini kapatıp. Şimdi tavuklarımızı aldık. Çıkardık. Sıcak sıcak. Hemen bunları ditmeye başladık. İki çatal yardımıyla çok kolay didebilirsiniz arkadaşlar. Sormasını beklemeyin. Yani çok böyle soğuk olunca da tavuklar lezzetini falan kaybediyor. Hepsi sıcak olsun böyle. Güzel oluyor bu sefer. Yani sıcak sıcak, tavuk sıcak, tavuk suyu sıcak kaynar. Ondan sonra hepsi böyle pilav sıcak olursa hepsi güzelce harika oluyor. Şimdi bu yufkalar da bizim annemlerin işte kışlık yaptığı, sajda pişirdiği, kendilerinin açmış olduğu yufkalar bunlar. Onlardan kalmış biraz. Bunları değerlendireceğiz. Böyle kırıp cam bir tepsinin içine diziyoruz arkadaşlar. Kırık kırık yapıp biraz. Çok da ufak yapmıyoruz bu şekilde. Şimdi tavuğun bakın yağlı kısmından suyu alıp yufkaların üzerine güzelce gezdiriyoruz. Evet. Tavuğu az suda haşlamak önemli arkadaşlar. Bu yufkalara zaten 1,5 su bardağı tavuk suyu yetti. Evet. Şimdi demin dittiğimiz tavukları yufkaların üzerine diziyoruz. Sıcak. Hepsi sıcak arkadaşlar. Önemli. Arkadaşlar yağ koymuyoruz kesinlikle. Zaten tavuk kendisinin yağı var. Tavuk suyu yağlı. Pilava bir iki kaşık yağ koyduk. Yeterli bu kadar. Bir de üzerine tereyağı falan böyle çok ağır olacak. Pirinç de kullanınca ağır oluyor. Şimdi
aslında burada bir sıra yufka, bir sıra tavuk, sonra pilav da koyabilirsiniz. Ama ben böyle yufkayı tavuk suyuyla ıslanmış elde açma yufkayı çok sevdiğim için bir sıra daha koydum. Bir sıra daha serdim. Bu arada pilavımız pişti güzelce. Pilavın çok pişmesi önemli arkadaşlar. Böyle diri diri kalmasın. Yani böyle bulgurlar biraz yumuşak olsun. Ama sulu olmasın. Güzelce pişsin. Evet, şimdi ikinci sıra yufkamızı da ıslatıyoruz kaynar suyla. Kaynar olması çok önemli. Şimdi pilavımızı sıcak sıcak güzelce üzerine ilave ediyoruz, ekliyoruz. Şöyle güzelce üzerine düzeltiyoruz. Evet, böyle. Şöyle üstüne biraz bastıralım şöyle hafifçe. Evet. Şimdi servis tabağını kapatıyorum ben. Güzelce üzerine ters çeviriyoruz. Bakın arkadaşlar, harika oldu. Börek gibi oldu sanki, değil mi? Böyle şimdi böyle dilim dilim kesip servis yapabilirsiniz. Harika oldu bence. Bu şekilde. Tavuk suyuna bandırılmış yufkalar. Harika bir pilav. Az suda pişmiş tavuk. Çok lezzetli. Yağı da, her şeyi de yeterli. Üzerine ne yağ gezdirin ne bir şey. Bu şekilde tüketin. Çok lezzetli arkadaşlar. Afiyet olsun deneyeceklere şimdiden. Arkadaşlar, videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Eğer halen kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Eğer gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini de açınız lütfen. Sağlıcakla, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.